Şükran, sen elması parmağında görsen donmazsın kız. Nereden aldın o kadar taşları? Onun ne fikri ya? Çantamda buldum. Ayıdan düşmüş. Ben ne bileyim onların bunun olduğunu. Şimdi Şükran Hanım, siz elmasları satamazsınız. Satmaya kalkınca başınıza neler geldiğini gördünüz. Yine de para istiyorsanız elmasları getirin. Fikri Bey'e söz verdiğim parayı size vereyim. Sen o parayı yine vereceksin Ömer Efendi. Ama elmaslar bende değil. Çaldırdım. Ulan ben de olsa benim burada ne işim var ya? Kaçar giderim. Madem elmasları çaldırdın, niye sana parayı veriyorum? Sus payı. Kızıma senin patronun çamaşırcı değil, elmas satıcısı demedim. Polise gitmedim. Tamam, bana o adamların ismini ver. Seni döven adamların. Taşlar onlardan çıkarsa parayı vereyim. Ama bu arada bu ortadan kaybolma, aramız bozulmasın. İyiyim abi. Al bakalım. Haber bekliyorum ben senden. Acele etme, benim zamanım var. Lan o parayı vereceğim değil mi 150 bine? Ya sen ne salaksın Şiş be? Ne çüşü be? Ne çüşü be? Hakikaten hiç kafan çalışmıyor ha. Ne diye adamların ismini verdin parayı almadan ya? Bu lavuk şimdi o taş elması aldıktan sonra kayıplara karışacak. Biz de bir daha o parayı alamayacağız. Bulamaz oğlum o taşı, kayayı. Niyeymiş? Çünkü elmaslar bende. Bir giremedi senin şu taş kafana. Niye öyle söyledin o zaman adama? Oyalansın diye. Şimdi adamları ararken biz de güvenilir birini bulup satacağız taşları. Sonra da ortadan kaybolacağız. Senle ben. İkimiz. Niye? Niye ikimiz? Niye sen tek başına halletmiyorsun? Bana ne lazım bunlar? Çünkü ben daha önce denedim, beceremedim. Yedim dayağı oturdum. Sana ihtiyacım var Fikri. Bırak şimdi sen niyesini, nasılını. Bulabilecek misin güvenilir birini? Onu söyle. Elmaslar şimdi nerede? Şu kiralık depolar oluyor ya. Onlardan tuttum bir tane. Oraya sakladım. Elmaslar güvende, sen merak etme. Birini bulabilecek misin? Onu söyle bana. Hallederiz. Şükran. Şimdi biz zehirli mi olduk? Hem de nasıl olduk oğlum, biliyor musun? Paraları kırışacağız ona göre. Anlaştık. Anlaştık.